State of Play 2024'ün ikinci ayağı dün gece gerçekleşti abi. 14 farklı oyun duyuruldu. Biz de canlı yayında tüm etkinliği ve duyurulan tüm oyunları hep birlikte izledik. Ve şimdi bu oyunlara hep beraber bakacağız. Concord PlayStation 5 ve bilgisayar için çıkış yapacak olan 5'e karşı 5 takım odaklı bir Deathmatch First Person Shooter olacak. Bu arada farkında mısın? Son zamanlarda bu tarz çok fazla oyun gelmeye başladı. Valve'ın duyurmaya hazırlandığı Deathlock, videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğimiz Marvel Rivals ve şu an üzerinde konuştuğumuz Concord. Muhtemelen yılın ilerleyen aylarında yine bu türün farklı varyasyonlarıyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Concord'da dikkatimi çeken ilk olay kill aldığımızda düşman karakterlerinin ölüm animasyonlarındaki hoş görüntüydü. Bununla birlikte herhangi bir kaçınma, doçama veya atılma gibi eylemler gerçekleştirdiğimizde görüntünün first person'dan third person'a geçiyor olmasıydı. Bence bu da oyunun güzel olaylarından biriydi. Çünkü bu sayede oyuncu rakip saldırılarını doçarken çok daha geniş bir gözlem yelpazesine sahip olacak. Onun dışında dediğim gibi ölüm animasyonları da oyunun hoş dinamiklerinden biri olacak gibi duruyor. Oyunu geliştiren Firewalk Oyun Stüdyosu ise tecrübesiz bir stüdyo. Çünkü daha önce hiçbir oyun geliştirmemişler. Buna rağmen oyunun özellikle sinematik tasarımında çok büyük başarı gösterdikleri de aşikar. Biz canlı yayında sinematiği izlerken bayağı kaliteli Guardians of the Galaxy kafası hikaye odaklı bir oyun duyurulacak herhalde diye bekliyorduk. Yani bu görüntüler sonrası beklediğimiz tabii ki Deathmatch yönünde bir oyun değildi. Çünkü gerçekten anlatımı ön planda tutmayı hedefleyen bir sinematikle karşılaşmıştık. Stüdyo ilk oyun girişiminde başarılı olacak mı olmayacak mı bunu Ağustos 2024'te hep beraber öğreneceğiz. Çünkü oyun Ağustos 2024'te oyuncularıyla buluşacak. Ayrıca oyun 6 Haziran'da ön siparişi açılacak. PlayStation'ın konsol ekskluzileri arasında bilgisayar portu en beklenen oyunların başında gelen God of War Ragnarok'un bilgisayar için çıkış tarihi nihayet duyuruldu. 19 Eylül 2024'te oyun bilgisayar oyuncularıyla buluşacak. Ayrıca oyun performans upscale teknolojilerine de büyük destek vermesiyle beraber birçok sistem bileşiminde tam optimize şekilde çalışacak gibi duruyor. Genelde PlayStation'ın AAA ekskluzivlerini bilgisayara Nixes Oyun Stüdyosu portluyordu. Fakat Ragnarok'un bilgisayar portu için Jetpack Interactive ile anlaşma sağlamış Santa Monica ve Sony tarafı. Çok başarılı bir bilgisayar portu göreceğiz gibi duruyor. Bu arada Ragnarok'un bilgisayar tarafında fiyatı ne olur gibi çok fazla soru geliyor. Bence Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima'da da olduğu gibi yine tam oyun ücreti isteyeceklerdir bilgisayar tarafına Ragnarok için. Ama sponsorumuz Gameship sayesinde oyunu çıkış yaptığı gün %20 daha uygun alabileceksiniz. Kendilerinden hemen bahsedeyim. Gameship sayesinde bilgisayara portlanan Sony eksklüzif oyunlar da dahil Steam'de yer alan birçok AAA oyunu %20'den %60'a varan devasa indirimlerle satın alabiliyorsunuz. Örneğin God of War Steam'de 50 dolarken bu da Türk lirasına çevirince 1625 lira yapıyor. Gameship'de oyunun Steam key'ini 780 liradan alabiliyorsunuz. Arada 900 liraya yakın bir fiyat farkı var. Veya Marvel Spider-Man Remaster'ı Steam'de 60 dolar şu an. Bu da Türk lirasıyla 1951 lira yapıyor. Ama Gameship üzerinden oyunun Steam key'ine 1350 liraya sahip olabiliyorsunuz. Yani arada 600 lira gibi uçuk bir fiyat oynuyor. The Last of Us Part 1 Steam'de 60 dolar yani 1951 lirayken yine Gameship üzerinden 1340 liraya 50 dolarlık yani 1625 liralık Uncharted koleksiyonunu da 990 liraya alabiliyorsunuz. Bununla birlikte Gameship'te güncel oyun haberlerine, Steam ve diğer platformlardaki oyun indirimlerine, oyun indirim haberlerine veya oyun gündemine dair birçok habere ulaşabiliyorsunuz. Güzel kaliteli bir oyuncu topluluğu bölümü de yer alıyor Gameship'te. Oyunlar bu denli uçuk fiyatlara erişmişken oyuncuya her türlü kolaylığı sağlayan uygun fiyatlardan oyunlar sunmaya devam eden Gameship'e videomu destekledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Gameship'ten alışveriş yaparken içiniz rahat olabilir. Tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşımın girişimi ve çok başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Gameship'e videoma destek oldukları için teşekkürlerimi sunarken videoya devam edelim. Dynasty Warriors oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Abi bu türün adı Musou. Birebin dediğimiz Musou olarak adlandırdığımız Hack'n Slash türünün çok daha abartılı bir versiyonu bu. Böyle yardıra yardıra düşman parçaladığımız bir tür. Türün başyapıt oyunlarına müdavimlik yapan Dynasty Warriors serisinin Dynasty Warriors Origin ismiyle çıkış yapacak yeni oyunu 2025 yılı içerisinde oyuncusuyla buluşmayı hedefliyor. Abi bu tür çok niş kitlesi olan bir tür ama seveni de büyük seviyor. Ayrıca oyun sadece vur kır parçalı sistemiyle gelmeyecek. Mount & Blade oyunlarından aşikar olduğumuz bu komut verme, ordunu yönlendirme gibi farklı dinamikleri de olacak oyunun. Yani dolu dizgin hack and slash odaklı bu türün üzerine bir de taksel düşünmemiz gereken sekanslar ekleyince eminim ki oyunun türüne büyük bir renk katılacaktır. Gacha oyun ekolünden ne kadar uzak duruyor olsam da seveni çok biliyorum. Türü sevenler için Infinity'nin 2024'ün 3. çeyreğinde oyuncusuyla buluşacak. Oyun özellikle görsel tasarımıyla ön plana çıkacak ve oyunculara bolca oyun içi fotoğraf çektirecek bir oyun olacak gibi geldi bana. Çünkü fragmanda bunu çok ön planda tutmuşlar. Ayrıca oyunda aksiyon sekanslarına girebileceğimiz, platformları aşabileceğimiz dungeonlar da yer alacak. Vallahi hiçbir beklentim yok oyuna karşı. Ama dediğim gibi illaki bekleyeni vardır ve 2024'ün 3. çeyreğinde sizlerle buluşacak. Ballad of Antara büyük ilgimi çeken oyunlardan biri oldu. İçerisinde bolca rol yapma unsurları da bulunduracak olan aksiyon oyunu boyutlar arası geçiş yapabildiğimiz birçok farklı karakteri kontrol edebildiğimiz ruhsal varlıklarla iletişime geçebildiğimiz bir hack and slash olacak. Ayrıca oyun kalbe dokunur cinsten bir hikaye anlatmayı da hedeflemesiyle birlikte görsel kalitesi ve aksiyon tarafında da en azından ilk bakışta standartların yüksek olma ihtimalini arttırabilen bir oyun olmasıyla benim adıma beklediğim oyunlar arasına girebildi. Oyun 2025 yılı içerisinde çıkış yapacak. Dedim ki hani böyle ilk görüşte aşk vardır ya, bu oyuna karşı onu hissettim. Büyük bekliyorum, hadi bakalım. Skydances Behemoth VR2 sahipleri için çok başarılı bir deneyim sunacak gibi duruyor. Şahsen benim bir VR
VR'ım yok. O yüzden oyuna karşı bir beklentim de yok. Ama tabii ki VR deneyimlerim oldu. Bazı yerli VR oyun geliştiricileri tarafından ofislerine davet edilip uzun uzadıya VR oyunları deneyimleme şansı buldum. VR oyunlarının çok büyük bir bütünlüğünde ilk fark ettiğim olay kontrol müzik karakterinin, daha doğrusu oyun için aktarılan bizlerin en büyük odağı olan el bölümü bilekten itibaren görünüyor abi. Yani oyunda sadece elimin üstünden itibaren görünüyor. Yani şurası yok. Bu da VR oyunlarıyla olan bağımı böyle baya baya zedeleyen bir durum. Skydance'in Behemoth'ta ise oyun içindeki bizleri desteklere kadar yansıtıyor olması oyunun daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunacaktır. Ki VR, yani Virtual Reality Türkçe mealiyle de aktarılmış gerçekçilik deneyimi sunacak. Oyun ana unsur gerçekçilik abi. Görsel başarı bir yana, mekaniksel anlamda da baya özgür ve başarılı bir deneyim sunacağı aşikar oyunun. Oyun VR 2 için 2024 yılı içerisinde çıkış yapacak. Duyurulan bir başka VR 2 oyunu olan Alien Rogue Incursion ise korku odaklı bir VR oyunu olacak. Ayrıca oyun roguelike türünde bir VR oyunu olacak. Oyunda uzay gemisinde Alien'larla başa çıkmaya çalışacağız ve 2024'ün yaz aylarında çıkış yapmayı planlıyor oyun. Normalde online oyunlardan uzak olan beni belki de çok uzun bir zaman sonra online oyun bağımlısı yapacak olan Marvel Rivals State of Play'deki tanıtımıyla birçok oyuncunun PlayStation Exclusive olarak algılanmasına neden oldu. Çünkü burada PlayStation 5 için Closed Beta, yani kapalı beta tarihi verildi oyunun. Fakat oyunun bilgisayar için de çıkış yapacağı daha önce resmi olarak duyurulmuştu. Ve oyunun daha önce yine bilgisayar tarafında kapalı betası yapılmıştı. Oyuncular oyuna girip oyunu test etmişlerdi. Yani abi merak etmeyin, oyun PlayStation Exclusive olmayacak. İçinde neredeyse tüm Marvel karakterlerinin yer aldığı Marvel Rivals, NetEase'in geliştirdiği 5'e 5 kapışan, özellikle çevre yakın dinamikleriyle ön plana çıkan bir third person aksiyon oyunu olacak. Bazı karakterlerin uzak, bazılarının yakın, bazılarının ise hibrit yeteneklerle, yani karışık şekilde hem yakın hem uzak şekilde aksiyona girebileceği bir oyun olacak. Karakterler üzerinde form geçişleri olacak. Yani Bruce Wayne'den Hulk'a dönüşmek veya Spider-Man'den Venom yetenekleri olan örümcek formuna dönüşmek gibi. Takımımızda birbirine uygun karakterler varsa Team Up Activated yaptığımız, aynı anda takım saldırısı yapabileceğimiz mekaniklerimiz olacak. Yani atıyorum bu evrende Galaksinin Koruyucuları diye bir takım var değil mi? E sen bu takımdaki Star-Lord'u, Raccoon'u ve ekibe sonradan dahil olan Thor'u aynı takıma koydun. Bu şekilde oynuyorsun oyunu. Team Up Activated sayesinde birlikte takım aksiyonlarına girebileceksin. Ya da Spider-Man ve Venom aynı takımda kullanıyorsun diyelim. Yine takım aksiyon sekansları yaşayabileceksin. Veya Hulk ve Iron Man aynı takımda kullanıyorsan yine bu mekaniklerden yararlanabileceksin. Marvel Rivals bu gibi yönleriyle çok hareketli bir oyun olacak. Ve oyunun PlayStation 5 için kapalı beta tarihi Temmuz 2024 olarak belirlendi. Tekrar söylüyorum, bu sadece bir kapalı beta tarihi, oyun bilgisayar tarafına da gelecek. Verwin Smith yine Asya topraklarına gittiğimiz ve geliştirici stüdyosunun ilk oyun denemesi olan başka bir çaylaklı keseri olacak. Genelde bu gibi hakkında hiçbir şey duymadığımız ve daha önce hiçbir oyunun gelişiminde rol üstlenmemiş bir stüdyonun ilk oyun denemesi olan oyunların ilk gösterimleri daha çok sinematik odaklı veya hikaye anlatımı üzerine olurlar. Fakat Verwin Smith bayağı kaliteli oynanış görüntüleriyle çıktı karşımıza ve tanıtımın çok büyük bir bölümü oynanıştan ibaretti. Fragmandan anlaşılacağı üzere daha çok rakip saldırılarını bekliyoruz, kusursuz peri ve dodge'lar atmaya çalışıyoruz. Bu da oyunun Souls-like türüne dayalı bir oyun olma ihtimalini ön plana çıkarıyor. Zaten oyunun atmosferik yapısında alışageldiğimiz Souls oyun ambiyansının bir ürünüymüşçesine göz kırpıyor bizlere. Ve dediğim gibi fragmanın %90'lık bölümünün oynanış görüntülerinden ibaret olduğunu göz önüne alınca bence geliştirici ekip oyunun gelişimi için önemli bir yol kat etmiş olabilir gibi. Ama şöyle bir sorun var, biz daha önce Çin'den, Japonya'dan, Kore'den ama genelde Çin'den çok fazla bu tarz oyun gösterimleri gördük. Ve bugün bu oyunların birçoğuyla ilgili son durumdan haberdar değiliz. Ve ekibin Verwin Smith için net bir çıkış tarihi vermeyip oyunun sadece PlayStation 5 için geliştirmeye devam ettiğini ibare etmesi, oyuna net bir beklenti beslemeye başlamadan önce biraz daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor benim için. Seçimlerimizin büyük önem taşıdığı yer interaktif korku oyunu olan Until Dawn 2024'ün sonbahar aylarında hem bilgisayar tarafına portlanıyor hem de PlayStation 5 için görsel update alıyor. Diablo tarzı oyunlarla aranızı ise türün köklü ve başarılı IP'lerinden olan Path of Exile devam oyunuyla 2024'ün son bölümünde biz oyuncularla buluşacak. Serinin ilk oyununda keyifle oynamış, çok çözüm bir vakit geçirmiştim içeride. İzometrik Hack and Slash türünü seven bir oyuncu olarak Path of Exile 2'yi de beklediğim oyunlar arasına yazdım. Oyun crossplay, yani çapraz platformu destekleyecek. Yani atıyorum sen bilgisayarda oynarken arkadaşın PlayStation'da oynuyorsa birlikte co-op oynayabileceksiniz. Yani evet, oyun co-op'u da destekliyor ama istersen tek başına da oynayabileceksin. Duyuruda görmeyi beklediğimiz oyunlardan biri de Silent Hill 2 remake'ti ama yine göstermeseler de olurmuş be kafasındayım. Çünkü şu sahnenin rezilliği ne oğlum? Şu görüntüdeki kütüklü gör görmez oynanış tarafıyla ilgili merakım anında bir tarafıma çakıldı ki iyi ki çakılmış. Çünkü oyun oynanış tarafında hem grafiksel hem mekaniksel yapısıyla leş gibi duruyor oğlum, leş gibi lan. Ah. 8 Ekim 2024'te çıkış yapacak mı Silent Hill 2 Remake? Ekim'e de 5 ay gibi bir süre var. Ama bak, burada çok büyük bir ama var. Oğlum biz bu oyunu sayısız zamandır bekliyoruz ve bu zaman diliminde sizin ortaya koyduğunuz görüntüler bundan ibaret yani. Ve oyunun çıkmasına 5 ay kaldı ya. 5 ay sonra ne olacak biliyor musun? Oyun dünyasına aldığı puanla yerin dibine vurulacak başka bir oyun hediye edeceğiniz çok ne sevgili geliştiriciler. Bak buna, bu sözüme imzamı da atıyorum. Ve oyun çıktığı zaman Mustafa böyle demişti dersiniz. Bu oyun puan mı alamayacak, yerin dibine çakılacak. Bu ne lan? Ya var ya, içimde
şu kadarcık beklenti bile kalmadı Silent Hill 2 Remake'e karşı. Üzgünüm. Normalde Monster Hunter oyunlarıyla pek içi dışı değilimdir ama serinin gelecek oyunu olan Monster Hunter Wilds bayağı iyi duruyor lan. Dediğim gibi seriye uzak olduğum için herhangi bir hype besleyip beklemiyorum oyunu. Ama gözlemlemeye devam edeceğim. Çıktığı dönemde de herhangi bir boşluk bulursam mutlaka oynar ve üzerine konuşurum. Oyun 2025 yılı içerisinde çıkış yapacak. State of Play 2024'ün son duyurusu da The Last of Us Part 2'nin bilgisayar portuydu demek isterdim ama değil. Abi PlayStation'ın tatlı mı tatlı maskotlarının olan Astro'nun Astrobot isimli, tabiri caizse PlayStation teknoloji demosu olarak tabir edeceğimiz bir devam oyunu gelecek. Özellikle DualSense'in hızlı bir jet formuna büründüğü ve engelleri aştığımız, bolca aksiyona girip çiziksel yapıda platformları aştığımız, birçok farklı oyun mekaniği, birçok farklı oyun yapısı eşliğinde yine PlayStation markası odaklı collectible'lar topladığımız oldukça eğlenceli bir oyun olacak Astrobot. Bir önceki Astro oyunuysa tam bir teknoloji demosuydu. O oyunda DualSense'in nimetlerinin farkına varmamız odaklanıyordu. Astrobot, yani şu an üzerine konuştuğumuz oyunsa bayağı AAA bir mini aksiyon platform macera oyunu olacak belli ki. Oyun 6 Eylül 2024'te çıkıyor ve sanıyorum ki Sony herhangi bir ücret talep etmeyecektir bu oyun için. Ben öyle düşünüyorum. Yani oyunun ön siparişi açıldı mı, herhangi bir ücret talep ediliyor mu bilmiyorum. Benim tahminim bu. Ha, oyun ücretli bir oyun olacaksa da her ne kadar mükemmel görünse de klasik oyun fiyatlandırmasının, yani bu 60-70 dolarlık oyun fiyatlandırmasının çok çok altında bir ücrete tabi tutulacağını düşünüyorum. State of Play 2024 tam olarak böyleydi. Tanıtılan oyunlar arasında en çok ilgimi çekense Infinity Nikko oldu. Tabii ki şaka yapıyorum. Bugün çok şakacıyım. Ballad of Antara, Marvel Rivals, Worse Winsmith, Path of Exile 2 ve Astrobot en beklediğim, böyle listeme yazdığım, çıkış yapması için gün saydığım oyunlar arasına girdiler. God of War Ragnarok'u PlayStation'da oynayıp bitirmiştim. Bilgisayar tarafında ilk defa oynayacak arkadaşlar da oyun anlamalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Allah'ım bu. Allah'ım bu oyunu. Alacaksın lan bu oyunu. Çünkü görüp görebileceğiniz en muazzam deneyimlerden biri olacağına eminim. Ragnarok'ta ilk oyunun üzerine çok fazla ekstrem, çok fazla yenilik konulmuş ve bayağı yenilikçi bir devam oyunu olmuş Ragnarok.